Sevgili izleyenler, evlenip birlikte yaşamaya başlayınca partnerinizle eşinizin hani hiç bilmediğiniz huylarını görürsünüz ya. Katlanamadığınız alışkanlıkları ortaya çıkmaya başlar. Şaşırırsınız. İşte Beyaz Haber ekibi çiftlere gitti, mikrofon uzattı. Dedi ki eşinizin katlanamadığınız huyları, tarafları var mı? Ve bu kulaklar neler duydu neler? Evli miyiz? Evliyim. 5 senelik evliyiz. Biz 20 yıldır evliyiz. Baş döndüren bir evlilik yaptınız. Peki bu evlilikte her zaman her şey yolunda mı gitti? Çıkan problemler nelerdi? Eşinizin en sevmediğiniz özellik? Son sözcü. Mesela fark etmez sabah kadar son sözcü. Sabah akşam istisnasız her sohbetin sonunda son lafı o söyler. Dır dır yapması. Bayanlar biraz çok konuşuyor ama. Aynalara su sıçratma oyunu tamamen alırdım ondan. Nefret ediyorum biliyor musunuz? Dağınıklı. Sevmediğim bir şeyi sürekli yapar. Sinir etmek için özellikle. Onun için büyük bir eğlence. İkimiz de çok sabırsız insanlarız. Tek problemimiz bu yani. Çoraplar falan yerlere atılmıyor mu? Evet atılıyor. Atılıyor, aynı dertten müzdaribim yani. Kirliler de niyeyse hiç sepete girmiyor. Böyle ufak tefek şeylerimiz var tabi. Sizde var mı mesela? Hayır, yok. Dağınık birazcık. Yürü git çabuk. Biraz kıskançlığı var. Çok kıskanç hatta. Kimi eşinin yere çorap atmasından, kimi ise kıskançlık krizlerinden rahatsız. Peki sizin eşinizde en sevmediğiniz davranış hangisi? Bu ne saçma program kızım ya? Bu ne saçma sapan bir şey seyrediyoruz biz? Bunu mu bana seyrettirecek yani? Bu mudur yani benim seyredeceğim program ha? Bu mu yani? Ozancığım ben açmadım ki, sen açtın. Hemen. Çabuk sinirleniyor olması. Hemen sinirlenebiliyor her şeye. Kıskanç olması. Ne yapayım? İnşallah görürsün. Kadınlar en boşluk bulduğu zamanlarda erkeğin üzerine konuşmayı bir zevk edinmiştir. Azıcık açıklayabilirim. Vallahi açıklayabilirim ben. Ufak ufak tatlı yalanlar. Ama adını tatlı yalan diyorlar. Yalanın çeşitleri var biliyorsunuz. Sakinliği. Evli değilim yani. Onun için cevap veremiyorum. Ben de o yüzden zaten ayrıldım, özel cevabından biliyorsunuz. Aynen. Aslında birbirimize tahammül etme uslubunu becermemiz lazım. Ya sen ne güzel konuştun ya. Ay, tam kocam olacak adam. Bazıları da var ki eşimin sevmediğim huyu yok. Kocam da kocam demeyi ihmal etmedi. Benim eşimin hiç kötü huyu yok. Eşimin de en kötü özelliği bilmiyorum. Çoraplarını falan hep tertemiz koyuyor mu? Yani bulaşık bile yıkıyor. Oo, siz şanslısınız. Evet. Bilemedim ya. Seviyormuşum her şeyini. Çok iyi değil mi? Ben her şeyini beğeniyorum. Kocama aşığım. Eşim seni çok seviyorum.